canlı yayında sordum hatta burada programda. Acun anlattı ama bir de senin tarafından deneyelim. Nasıl, ilk nasıl tanıştınız Acun'la? Yani senin eksene geçişin. Konuşanları çektik. Çok başarılı olduk filan. Biz YouTube'da abi e, böyle e, düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerlemeye başladık. Yani bizim 10. bölüm geldiğinde ben artık büyük sahnelerde kapalı gişe stand-up'a başlamıştım. Ve e, harbi oyunumuz falan belli oldu. Ve bana o arada şey geliyordu platformlardan telefon geliyordu. Sizle çalışmak istiyoruz diyor. Ben de bu işte tanınabilirliğinin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için marka değerinin. Ben daha YouTube'da kalmak istiyorum diye cevap veriyordum. Bunlardan bir tanesi exendi. Egzen'di. Hmm. O zaman Mert galiba aradı. Tam hatırlamıyorum. Egzen'den çalışanlardan biri aradı. Yöneticilerden biri. Ee, Randevuya çağırdı. Ben YouTube'da devam edeceğim dedim. Sonra ben yine şehir dışında bir oyundayken, turnedeyken, ee, şeyde Antep Açık Hava'da galiba sahneye çıkacaktım. Tam hatırlamıyorum. E, oradayken ee, Acun abi aradı. Acun Ulcalı. Dedi ki merhaba ben Acun Ucalı. işte e, çok tebrik ediyorum kardeşim falan. Sağ olsun güzel şeyler söyledi. Biz dedi görüşmemiz lazım dedi seninle bu hafta e, programla ilgili. Ben dedim ki abi dedim e, işte benim turnem var. 5 şehir üst üste turneye gidecektim. Ya yani şu ara dedim görüşemeyiz hani böyle böyle bir yoğunluk var. E, bir yandan da şimdi görüşürsek ulan nasıl hani hayır diyeceğiz gibi bir hani şey de var. Yani o yüzden hani birazcık şey öteliyordum bahane de oluyordu yani gitmemek. Dedi ki ben seni uçağımla aldırıyorum Tabii böyle i̇şte alternatifler bu. de düşünmediğim gibi. Yani dolayısıyla <laughs> böyle bir data olmadığı için bende hani uçakla aldırabileceği gibi mazeretlerim benim datamdaki mazeretler. <laughs> hani normalde e, Türk Hava Yolları uçuşları ona göre uygun değil vesaire dedi. Bir mazeret duyabiliyoruz. Aldırıyorum kardeşim dedi. işte şu saatte dedi. Şurada görüşelim. Beni Dalaman'a havaalanına aldırdı sağ olsun. Ekipten 4 kişi gittik. E, konuştuk. Orada abi e, bizim daha önce yapılan diğer platformlara nazaran... Uçak bir direnci kırdı ama değil mi? Ya ben çok provok olmadım. Ha. Bak yemin ediyorum videomuz da var ekiple üç kişi böyle bizim ekipten bayağı hani en kendini bozmaz diyeceğin adamlar böyle saçma sapan yani görürsen hani Bu acında da ne kral <laughs> adammış falan. Evet, böyle bayağı yolda övmeye başladılar egzeni. Böyle bir proje falan yani daha öyle <laughs> benim ama ben o kadar uzun yıllardır çalışıyorum ki böyle şeydi ya kafamda 80 tilki dolanıyor abi o sırada böyle uçaktaki en düşünceli adamdı. Yani pilottan daha ciddiydim abi uçakta. Sonra geldik abi konuştuk falan gerçekten verdi. Yani sorduğum soruların hepsine %100 rahatlatarak cevap verdi ne ve sordu ben, mesela yani o... abi ben ilk şeyim benim bağımsız e, tavrımı yani bağımsızlık, bağımsız ünlü olduk, bağımsız güçlü olduk. Bağımsız büyük sanarlar çıkıyoruz ve bunu kaybetmek istemediğimi söyledim. Yani bu arada bağımsız kalabilecek miyiz egzende? bize herhangi bir sansür girişimi veya herhangi bir şakalarla ilgili öyle yapmayın şöyle yapın gibi bir şey. Çünkü ben biliyorum televizyoncu kafasına vardır böyle şeyler. Olacak mı diye sordum. Kesinlikle yüzde yüz garanti verdi ki kimse veremez kolay kolay. Zaten bu arada Acun abi sözünü o kadar tutan bir adam ki çalışanlar bilir. O sözleşme falan ayrıntıdır yani. Bir süre sonra çalıştıktan sonra anlıyorsunuz. Ee, beni tanıyanlar da bilir. Ben kimseye böyle peşin peşin övmem. Hiç sonra şey olmadı mı Acun sana? Ya şunu yok, yapmasak falan yok, ya da o ekipten sefer. biri hiç müdahale olmadı. E zaten mı? o yüzden Rütük, <laughs> Rütük engelde kaldırdı. Keşke müdahale etseydi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden sözünü tuttu gerçekten. Hiç müdahale etmediler. Ve benim YouTube zaten bir adımdı. Sadece tarzım yanlış oldu. Yani YouTube'da mesela şeyi bilemedim. Biz o zaman 30 bölüm bizim 200 milyondan fazla izlenmişti. Yani 7 milyon izlenmiş ortalama bir bölüm. 210 milyon hatırladığım kadarıyla. E ben zaten şey diye düşündüm. Bunları izleyen izledi, 7 milyon. Hani o yüzden kaldırılabilir mi izlediler? Kaldırın dedim. Yani ben direnseydim kaldırmayın diye kanalda beni dinlerdi yani o hmm. inisiyatifim vardı. Tamam dedim zaten bir bölüm 7 7 milyon izlendi. Ama gerçekten e, iyi anlamda söylüyorum şey büyük sürpriz oldu. Bizim her bölümü alışkanlık haline bazı bölümleri alışkanlık halinde tekrar tekrar izlemek istedikleri ve yeni kitlenin daha da katlanarak artacağını ben hesap edememiştim. Hmm. Ve şey gibi yaptık YouTube işini yani. Dükkanımız karşıya açılmıştır Tabii. gibi bir hani asan. Bu amatörlükte yönettik yani o krizi. Dolayısıyla <laughs> e, bayağı 30 bin tweet e, tepki gördüm. Hmm. Yani İzmir depremiyle ilgili 12 Ama bin hak tweet atladık diye galiba, biliyorum. O eleştirileri evet, hak ettim Evet mi? evet hak ettim. Yani e, en azından samimi olanlarını e, hak ettim onların da canı sağ olsun. Yani bunlar sevgiden kaynaklanan şeyler. Onları çok seviyorum ve bana da bir şey öğretti işte o süreç. Bak bu dersi çıkaramazdım eğer öyle bir tepki gelmeseydi. Bana benim iyi niyetli abi yapılan her şeyim benim için başımın üstünde yeri var. Yani eleştiri olur bu. Bu bir ne bileyim üzerine yapılan bir yakıştırma olur. İyi niyetteyse abi o da her türlü bir hoşgörü şeyi buluyorsun. Ben çok hoşgörü devir, hoşgörü devir abi. Yani zaten bizim kitlemiz de öyle. Ben tam olarak seyircilerimle aynı hoşgörüye sahibim yani.